Tamam değil. Şöyle. Şimdi tamam. Deneyeyim mi o zaman? Gönder gelsin. Tamam. Umut var mı sence? Başlangıç için fena değil. Bak, şurada aksadın. Sal parmakları. Biraz daha rahat. Affettin mi tamamen? Küçücük bir şey dışında. Neymiş? Şimdi sana bir soru soracağım. Ama inanana kadar soracağım. Cevabın ne olursa olsun aramızda bir sorun olmayacak. Söz. Şu rapor olayı. Evet. Bilgin var mı? Bilgim yok. Ne dedin? İnanana kadar soracağım. Ali. Bir ilgin var mı? Ali, inanman için ne yapabilirim şu an? Gözlerini kaçırma. Kaçırmıyorum gözlerimi. Sesini de titretme. Ali. Bir ilgin var mı? Yok. Varsa da tamam. Ne istersen onu söylersin müdüre. Yanlış görmüşüm, karıştırmışım. Ne istersen. Şu nasıl? Peki yaprak olmazsa? Beni görür dedim. Nasıl? Öyle söylesem. İnanır mı müdür? Yaprak'la derdin ne senin? Benim derdim yaprakla değil ki. Tek derdi yaprak olan biriyle. Böyle söylesem. Anlar mı müdür sence? Asla beni görmeyeceksin değil mi? Asla görmeyeceksin. Bade. 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 Bendim yapan. Bade. Yavrum üzerinde herhangi bir baskı, tesir var mı? Yok hocam. Anlat bakalım başından. Sabah ben hastaneden rapor aldım. Okula getirdim. Nöbetçi dosyasını açtım. En üstte onun raporu vardı. Yaprağım. Devamsızlık hesaplaması yapamaz o. Ya dibine kadar kullanır. Devamsızlığı sınırdaysa ayağa takılsın istedim. Biliyorum orası kör nokta değil. O yüzden ben de bekledim görevliyi. Efendim? Tamam, hemen geliyorum. Görevli odadan çıktı. Ben içeri girdim. Bütün kayıtları silmeye başladım. Neredeyse hepsini siliyordum, sonra bir şeyler ters gitti. Birkaç saniyelik görüntü kaldı. Kalanlar da gördükleriniz. Peki bütün bunların sebebi ne? Çocukça değil mi? Saçma sapan. Tek bir şey için yaptım. Size söyleyemeyeceğim bir şey için. Kazanmak için yaptım. Ona daha yakın olabilmek için. Size bu yaptıklarım saf kötülük gibi geliyor değil mi? Ama bana göre cesaret. Kimsenin cesareti yok. Bakıyor karşısındakine. Aklımda bir soru.
Bu da beni seviyor mu? Aklınca kalbindekini sağlamasını yapıyor. Kimsenin canı yanmasın istiyor. Ne kendisinin ne de onun. Ama seviyorsan canın yanacak. O bunu bilmiyor. Benim yaptıklarımı yapmaya kimsenin cesareti yok. Çünkü kimse benim kadar sevemez. Hadi oğlum, ne geveliyor bu ya? Hadi sen abi, bekleme yapma ya. Gidelim işte. Nasıl geliyor kulağa hocam? Deli saçması değil mi? Hocam, ben artık burada durmak istemiyorum. Benim düşecek yerim kalmadı. Artık cesaretim yok. Yaprağın raporunu ben kaybettim. Sene tekrarının sebebi de benim. Bak bari yavrum, sabah da söyledim. Resmi işlerde söz değil, yazılı evrak esastır. Bu senin anlattıkların yaprağa sadece zaman kazandırır. Ama illaki o evrağın, o raporun bulunması lazım. Ne oluyor çocuklar? Rapor var hocam. Yarısı burada. Bu da diğer yarısı. Başka kopyası yok hocam. Bana biraz zaman tanıyın. Şu raporu bir inceleyeyim. Hocam. Bana bir yarım saat verin. Haber vereceğim. Çıkın dışarıya. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.